Yeşil Günden. Mutlu günler sevgili dinleyicilerimiz. Burası TRT Radyo 1 ve yeni haftada İstanbul Radyosu yapımı Bir Yeşil Günden programı ile daha huzurlarınızdayız. Program yapımcımız Uğur Demir, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda ben Havva Emelya ile birlikteliğimiz saat 16'yı gösterene dek sürecek. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeşil Gündemin bu haftaki konusu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Bu festival, karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerle her yıl izleyicilerin karşısına çıkıyor ve izleyicileri dünyanın her köşesinden ilham verici hikayeleri içeren belgesellerle buluşturuyor. Festivalin nasıl hayata geçtiğini, hedeflerini ve daha fazlasını konuşmak üzere Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ekibinden, kurucularından Tuna Özçuadar'ı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kendisi aynı zamanda Sürdürülebilir Yaşam TV kurucularından. Hoş geldiniz Yeşil Gündem'e. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet ben geçen yıl katılma fırsatı yakaladım. ...2018 Kasım'da birbirinden ilham verici... ...etkileyici yapımlar, belgeseller vardı. Hepsini konuşacağız. Festivali konuşacağız. Festivalin ekolojik boyutunu, sosyal boyutunu... ...ekonomik boyutunu konuşacağız. Ama öncelikle bu festival nasıl kuruldu? Nasıl bir e, şeyi dert ettiniz de... ...üç kişi bir araya gelip kurdunuz... ...bu festivali, evet. projeyi? Festivali... E, ...2008 senesinde... E, ...sürdürülebilirlik kavramının... ...doğru anlaşılmadığını... ...hissettiğimiz bir dönemde... Filmlerin insanlar üzerinde farkındalık artırıcı özelliklerini de gördüğümüzde yapmaya karar verdik. Daha önce herhangi bir festival ya da belgesel alanında çalışan birileri değildik bizim kendi arkadaşlarımızın bir arada olduğumuz grubun ortak derdi ekoloji, sosyal konular, dönüşüm, sürdürülebilirlik üst başlığında el alınan konular. Ve bu alanlarda da profesyonel olarak da çalıştığımız bir dönemde Kavramın kendisini tanıtamadığımızı ya da yanlış e, tanıtıldığını gördüğümüzde, manipülasyonlara uğradığını gördüğümüzde dedik ki biz bir festival yapalım, e, bir film festivali yapalım. Böylelikle hiç olmazsa e, bir e, e, anlam birliği olur, dil birliği olur ve onun üzerinden kendi meramımızı anlatabiliriz. O şekilde başlıyor. Bu arada hemen mesleğinizi de söyleyelim. Çünkü kariyerinizi bu alanda ilerlettiniz. Evet. Herkes yapabilir. Başka bir alana da yönelebilirdiniz daha böyle ekonomik anlamda işinize yarayabilecek. Yani ben tasarımcıyım. Ee, endüstri ünleri tasarımcısı olarak e, mezun oldum ondan sonra mimarlık üzerine eğildim ama her seferinde konuları sürdürülebilirlikle ilişkilendirdim daha sonra sürdürülebilirlik stratejisi üzerine çalıştım ee, yani yüksek lisansın bir tanesini onun üzerine yaptım. ...şimdi sürdürülebilirlik kavramı e, olmadan yapılan hiçbir işin anlamı olmadığını e, görüyorum. E, öyle olunca e, sürdürülebilirlik stratejisi planlaması ve tasarımla ilişkisi son derece önemli. E, anlamlı bir e, iş hayatı olabilmesi için o alanlarda kaldım kendi açımdan tabii ki. Herkesin kendi şeyi tercihi var tabii. E, ve bu gönüllü olarak yaptığımız festival de onun tamamlayıcısı aslında ve Sürdürülebilir Yaşam TV'yi birazdan bahsederim. Ne yapmaya çalıştığımızı yani bütün şeyler çabalarımız aslında bir başlık altında ele alınabilecek bir şey. Biz dönüşüme katkı vermeye çalışıyoruz profesyonel ve gönüllü olarak. Evet hemen isimleri de zikredelim Pınar Öncel, evet, Tuna Özçuoğlu evet. ee, bir de Gamze. E, Gamze Selçuk, Selçuk var. 21, Gamze e, 2011'den itibaren çekirdek ekibimizde 3 3 kişi e, film seçkisini oluşturuyoruz ve organizasyonu yapıyoruz. Bu sene ilk defa festivalin bir de koordinatörü oldu. Melis Zararsız bu seneden yani 2019 festivalini Melis Zararsız'ın koordinatörlüğünde yapacağız. 2019 festivali yine 21-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul'da değil mi? Evet her sene aynı tarihte gerçekleşmiyor gerçi ama Kasım'da gerçekleştirmeye hı hı. çalışıyoruz. 21-24 bu seneki festival. Evet şimdi biraz filmlerden bahsedelim o seçkilerden bahsedelim. Hı hı. Benim izlediklerim arasında Büyük Babamın Bahçesi Kule Bostanları yerli bir yapım ki dünyanın dört bir tarafından Yapımlar var yerli ve yabancı. Evet. Tabii yerli ve daha az ağırlıkta umuyoruz ki daha fazla olur. O sizin kriterlerinize daha çok uyar. Biraz o seçki içeriklerinden bahsedebilir miyiz? Nasıl bir ekip çalışıyor o yapımları seçiyor ve izleyicilerle buluşturuyor? Ee, biz üç kişi seçiyoruz festivali seçkisini oluştururken her sene 300 civarında filmi tüm dünyadan tarıyoruz. Kendi uluslararası networklerimiz de var. Uluslararası başvuru mecraları da var. Buralardan gelen filmleri değerlendiriyoruz. Başka festivallerde ilk kez gösterilen filmlere bakıyoruz. 12. yılında olduğu için festival zaten yönetmen ve yapımcılarla da tanışıklıklarımız olduğundan yeni bir film olduğunda zaten bize bildiriyorlar. Biz belli bir seçki kriteri gözlüğünden konuya baktığımızda bu bunca film arasından her sene 25 civarında fa, e, filmi e, seçkiye dahil ediyoruz. Amacımızı aslında vurgularsak, e, bu neden Türkiye'den bu kadar az film var, e, yurt dışından fazla film var e, sorusunun da cevabını vermiş oluruz herhalde. E, biz sanatsal bir etkinlik için yapmıyoruz. Bunu. Onun özellikle bir altını çizmek istiyoruz. Altını gerekiyor, çiziyoruz. Değil mi? Yani bu hani hep beraber gelin buluşalım, film seyredelim etkinliğinden öte. Filmlerin insanlar üzerinde, toplum üzerinde, topluluklar üzerindeki etkisine odaklıyız. Ve film seçkisini belirlerken, o etkinin ne olabileceğini düşünerek belirliyoruz. Sürdürülebilik kavramının ne olduğunu anlatma aslında bir giriş seviyesindeki bir şey. Bir hedef kitlesi var festivalin. O da zaten buna vakıf olan ve kendi Şirketinde, ...belediyesinde ya da STK'sında bu alanlarda çalışanları biraz daha donatmak... ...onlara ilham vermek ve onları harekete geçirecek türde filmleri tercih ediyoruz. Burada tabii ki filmlerin bir sistemik bakış açısını veriyor olması... ...içinde ilham barındıran yaratıcılık unsurlarının olması, bunun ötesinde tüm hikayeyi... ...bir hikaye anlatım tekniğiyle empatik bir şekilde aktarabiliyor olması bizim temel kriterlerimiz. Ama bunun haricinde bu film kimin tarafından nerede seyredilir ve ardından ne olur her zaman senaryolaştırıyoruz kafamızda seçkiden önce. İşte bu film mimarlar odasında seyredilirse ondan sonra işte şehirlerde ya da mimaride şu türde değişikler arkasından gelebilir diyebileceğimiz şeylerimiz var, öngörülerimiz oluyor. Pek çok küresel sorun var dediğiniz gibi. Ekolojik turizmi içeren bir belgesel var. Gıda lobileri var. Benim izlediğim mesela Süt Sistemi. Geçen seneki filmleri Geçen söylüyorsunuz. Seneki... Ha, bu senekiler evet. tabii tümüyle ayrı. Her sene yeni seçkiyle gelir. Konu başlıkları Hı -hı. olarak söylüyorum. Hı -hı. İşte sosyal boyutuna bakacak olursak... ...yoksulluğun anlatıldığı Hı -hı. belgeseller, Hı -hı. yapımlar var. Uzun kısa metraj olmak üzere. Hakikaten hepsi birbirinden ilham verici ve önemli yapımlar. Evet. Biz tabii bunu İstanbul'da izledik ama Anadolu ayağı da var. Hı -hı. Başka şehirlere de gitti bu festival. 2008'den bu yana gittiğiniz o Anadolu'daki yerlerde gelen tepkiler geri dönüşler nasıldı? Festival 2008'den 2013'e kadar sadece İstanbul'da yapıldı. 2013'te Ankara'da yapıldıktan sonra biz festivali diğer şehirlerde de aynı formatta yapabilmek adına biraz açık kaynak bir yöntem denedik. ve hemen 2014'te 11 şehirde 2015 ve 16'da 20 şehirde eş zamanlı yapıldı. E, bu dönemde e, festival içeriği e, olduğu gibi diğer şehirlerin de kullanabileceği şekilde onlara paket olarak verildi e, festivalin ortak bir kimlikle yapılması sağlandı posterler kitapçıklar onlar için burada basıldı yani destekçileri hep burada İstanbul'dan sağlamaya çalıştık yani bir hazır yemek firması gibi çalıştık onların orada bunları gerçekleştirebilmeleri için ve oralarda e, sivil toplum örgütleri bu festivalleri gerçekleştirdiler ya da e, tüzel kimliği olmayan aktivist gruplar yüzlerce hatta binin üzerinde gönüllüsü oldu festivalin bu dönem zarfında ve gönüllüler kendi şehirlerinde başka etkinliklerle yan etkinliklerle konuşmacılar müzik grupları ya da bisiklet turlarıyla bu festivali kendi şehirlerine özgüleştirdiler. Ee, müdavimleri oldu bu şehirlerde hı hı. bu festivalin ee, fanatikleri oldu diyebiliriz ve dönüşüm hikayelerini de daha sonradan duyuyoruz ee, sosyal etki değerlendirme anketlerinde de gördüğümüz bir şeyler var. Festival... Evet yeri gelmişken ona değinebiliriz evet. hatta şöyle güzel bir örneğimiz de var festivale katıldıktan sonra artık çöp leri ayırmaya daha çok dikkat ediyorum gibi bir yorum yapmış. E, yani o, evet, <gülüyor> böyle <gülüyor> küçük e, örnekler o, ama. Yani şey hayatını değiştirenler var. <laughs> Festivali e, içi, içindeki bir filmden ya da peş peşe gelen filmlerden etkilenerek şehrini, işini değiştirenler var. Yani ben artık burada çalışmayacağım, şu türde bir iş yapmak istiyorum, e, sosyal ve ekolojik faydası olmayan hiçbir yerde bulunmak istemiyorum diyen insanlar var. Çok radikal kararlarla hayatını değiştirenler var. Biz tabii ki bundan son derece memnunuz çünkü festival insanlara sadece problemleri göstermiyor onları tetikleyerek aslında daha iyi bir hayatı kendilerinin kurabileceklerini. Farkındalık ya da... yaratmak adına. Belki tabii de, zaten ama. bir farkındalık yaratıyor ama onun ötesinde harekete geçmeye motive ediyor yani esas konu o öyle olunca belki bireysel dönüşümden toplumsal dönüşüme doğru bir hareket dalgalanması oluyor ve bunun birçok örneğini gözlemliyoruz. Evet şu benim dikkatimi çekti sosyal etki raporunda bir hı. yüzdeleme yapmışsınız hı hı. her yıl ilk kez katılan sayısı daha fazla o yüzde dilim daha fazla evet. bu da beni şu yönden sevindirdi her yıl daha çok kişi haberdar oluyor bu festivalden bu da ne demek daha çok kişi bu konuda bilinçleniyor daha çok farkındalığa sahip oluyor ne dersiniz? Doğru ama bu festival salonlarının kapasitesi işte en büyüğü 300 kişilik falan olunca yani iki salonda yapıyorsunuz mesela İstanbul'da diyelim ki 500 kişi ayakta bile seyredenler oluyor salon, salon dolu oluyor ama e şehir 17 milyon yani şimdi böyle Hı -hı. baktığınızda ayaktaki insan sayısı arttı diye sevinecek bir durumumuz yok çünkü bir rakamsal olarak bir şey yok bu salon çok daha büyük olsaydı daha da çok dolardı falan o da hani olabilir hani 300 olmaz 600 olur ama yine hala 17 milyonla bakıldığında bunlar küçük oranlar. Dolayısıyla biz uzun süredir karar vermiş vaziyetteyiz. Festivalin bir hedef kitlesi var. Bunlar karar vericiler ya da dönüşüme etkisi katkısı olabilecek türde yapılar ya da kişiler. Ee, biz film seçkisini ona göre seçtiğimiz için aslında <laughs> e, nicelikten ziyade... Niteliğe odaklıyız. Dolayısıyla sayının artması yani yeni gelenlerin değişiyor olması doğal bir sonuçtur. Bu sevindirici de olabilir ya da eskileri biz bırakıyor mu diye üzülebiliriz de belki hı hı. ama öyle bir şey yok. Bu rakam aslında sadece bir istatistik veri ama şey açısından bakıldığında festivalin tavrı duruşu itibariyle... ...bu kaldıraç noktalarını e, tutan yani bir belediyede bir şeye karar verecek olan ya da bir şirkette bir şeye karar verecek olan kişilerin geliyor olması... ...ve bunların zaten sürdürülebilik alanında belli bir oranda bir e, giriş seviyesinde bilgilerinin olması ve onun üstüne bir şeyler ekleyebiliyor olmaları... ...dünyadaki örneklerden gördükleriyle de, değişim yaratma arzularını tekrar canlandırmak ve bilgiyle ilham vererek onları harekete geçirmek Temel hedef bu. Bu yüzdeler yani yeni gelenler umarız o insanlardır. Yani değişim yaratma konusunda istekli olanlardır. Kesinlikle daha fazla alanda gösterilebilirsin. Ne evet. bileyim medyada daha fazla belki yer alabilir. Bunun prosedürü nasıldır bilemiyorum ama belki önümüzdeki yıllarda bunu görebiliriz ki siz aslında bu anlamda şöyle harekete geçmişsiniz. Sürdürülebilir Yaşam TV'nin kurucularındansınız. Şimdi belgeselleri izliyoruz fakat o festival bittikten sonra başka bir yerde ulaşamıyoruz izleyemiyoruz onları. Böyle bir dezavantaja evet. sahipler ki. Şimdi Sürdürülebilir Yaşam TV deyince televizyon <laughs> TV, zannetmesinler bir e, web portal, sahip. web sitesi evet, evet. öyle diyeyim. Sürdürülebilir yaşam. TV evet. bu arada. Orada da güzel belgeseller var. Yine ilham veren belgeseller var, filmler var. Biraz ona değinelim dilerseniz. Aha. Bu arada şunu da belirtelim. Festivallerde o belgeselleri, filmleri izlemek ücretsiz. Bu da sorulan sorulardan Aha. birisi. Aha. Sürdürülebilir Yaşam TV 2014'te kurduğumuz bir portal, bir web sitesi. Birçok festivali kaçıran, festivalin meraklıları yani şu ya da bu şekilde festival kısa bir zaman diliminde dört gün içerisinde yapılıp bittiği için filmleri kaçırdığından dolayı bize çok yazıyorlardı. Bu filmleri nerede seyredebiliriz falan diye. Hı hı. Biz de yani bunları, hani bu telif konusu çok önemli bir konu. Bu yönetmenler, yapımcılar... ...bu filmlerin gösterim haklarından gelen gelirlerle... ...bir sonraki projelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ve tabii ki bir hak konusu ve bunun savunucusu olmak durumundayız. Her seferinde bunu anlatmak mecburiyetinde kalıyorduk. Yani biz bu filmin kopyasını size veremeyiz. Tamam öğrencileriniz hı hı. seyretsin isteriz ama... ...okulunuz bunun için bir bütçe ayırmalı. Ya da belediyeniz bunun için bir bütçe ayırmalı. Bütçe ayrılmalı bence. Ne dersiniz? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani eğer ki takdir ediyorsanız bir filmi... E, onu yapan insanın başka filmler yapması için bir katkıda bulunmanız lazım hele ki eğer bir okulsanız bir üniversiteyseniz e, bunun için bir e, zaten fonunuz olmalı e, yani nasıl ki öğretmenlere hocalara e, maaşlar veriliyor e, o da orada bir yapım yani anlatabiliyor muyum ya da belediyenin bir bütçesinin olması lazım şirketlerin zaten öyle e, dolayısıyla bu bu konuda e, kesin bir tavrımız var yani telif haklarının korunması son derece önemli fakat diğer taraftan da bazı filmler açık kaynak olabiliyor. Bazı filmlerin de süresi artık zamanı biraz ilerlediğinden ya da yapımcılarının tavrından dolayı bunları web portalinize ücretsiz bireysel izleme amacıyla koyabilirsiniz diye izin veriyorlar. Biz bunların Hı -hı. izinlerini her seferinde soruyoruz. Bu sene koyabilir miyiz falan diye. Sürdürülebilir Yaşam.tv'de şu anda sanıyorum 60'ın üzerinde Festival seçkisinden geçmiş yıllardan filmler var ve biz mümkün olduğunca oraya yeni filmler eklemeye çalışıyoruz. Bunlar Türkiye'de işte internet erişimi olan doğuda, kuzeyde, güneyde, neredeyse köyünde insanların bilgisayarından seyredebilecekleri filmler, rahatlıkla erişebilecekleri seyredebilecekleri şeyler. Bunun ötesinde yeni bir şeyimiz var, yaklaşımımız var, sürdürülebilir yaşam TV'nin bir aslında sosyal girişim olması itibariyle. Festival seçkisindeki tüm filmleri şirketlerin, belediyelerin, okulların ve STK'ların gösterebilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Evet, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali sitesine girdiğimiz zaman 240'ın üzerinde film olduğunu söylediniz. Ben de birkaçını izlediğimi belirttim. Biz Yeşil Gündem ekibi olarak biraz ekolojik konulara daha da ağırlık veriyoruz ki ekolojik, sosyolojik, ekonomik birbirinden bağımsız düşünülemez zaten. Ama sizi bu anlamda etkileyen, özellikle etkileyen birkaç örnek verebilir misiniz filmlerden? Ekolojik boyutu açısından Bizim konumuz sürdürülebilirlik olduğu <laughs> için ekolojinin neden etkilendiği konusuyla ilgileniyoruz. Ekolojinin neden il etkilendiği konusu e, kimi zaman e, bir e, resif alanında yani mercanların olduğu dünya cenneti bir Doğu Afrika'nın kıyısında mesela Madagaskar civarında e, su altındaki çeşitliliği gösteren bir filmimiz vardı geçen sene. O. E, o bölgede bulunan doğal gaz rezervleri'nin orayı ne şekilde tehdit ettiğini anlatan bir filmdi bu aslında nihayetinde. Yani biz ekolojide işte bir şeyler var tamam yani anlatılacak şeyler var ama onlar hani biyoloji kitaplarının ilgi alanına giren konular yani aslanın ceylanı avlaması türünden filmler çok fazla bizim alanımıza girmiyor. Biz çünkü sistem etkileşimlerini gösteriyoruz. Şimdi o doğal gaz arama bölgelerinin o yani ekonomik bir girişimin ekoloji üzerindeki etkisini görebiliyor olmamız lazım ki ona bir çözüm üretelim harekete, yani. harekete geçilsin yani yoksa ekolojiyle ilgili film yani tek başına işte fotosentez yapıyor falan yani bunlar zaten yıllardır bilinen şeyler yani kesinlikle bir de mesela şöyle bir e, film vardı ekolojik turizmin anlatıldığı bir evet. o da çok ilham vericiydi benim çok dikkatimi çekmişti. Bu anlamda da aslında artık dünyada farkındalık arttı gibi e, yurt içinde olsun yurt dışında olsun ekolojik turizmin de arttığını görebiliyoruz. Değil çok mi? doğru e, bu, bu alanda problemler arttıkça çözümler ortaya çıkmaya başlıyor. Kitlesel turizm e, son dönemde belki siz de fark ediyorsunuzdur Türkiye içerisinde de çok fazla ortalıkta bu. ...cazibe merkezleri kalabalıkları kaldıramaz hale gelmeye başladı. Çok Ve doğru. Yani çok orantısız kalabalıklar belli yerlere yoğunlaşmaya başladı. Ve bu tabii ki oradaki küçük bir kasabanın sosyal dokusunu... ...kültürünü, ekonomisini bir anda yerle bir edebiliyor. Bir sene, iki sene içerisinde yerle bir edebiliyor. Şimdi bu hani moda bir kelime değil. Sürdürülebilir turizm ya da ekolojik hassasiyeti olan turizm... Bu konularda örnekler var ve biz sadece Türkiye'nin başında olan değil küresel olan ve aynı motifleri izleyen küreselleşmenin etkilerinden zarar gören yapıların nasıl bu durumlardan çıktığını olumlu örneklerini getiriyoruz işte kitlesel turizme karşı dünyadan örnekleri gösterdiğimiz filmler oluyor tabii. Şu da oluyor. Toprağın kimyasının değiştirildiğini belirten seçkiler de vardı. Hatta toprağın kimyası değiştiği için artık o ...ata tohumları o toprakta yetişmiyor. Evet. Ondan ben çok etkilenmiştim açıkçası. Doğru. O da bir Aha. etkileşim o da bir başka konusu. Boyutu. Yani toprağın kimyası neden değişiyor? Yağan hmm. yağmurda ne var? Ya da o bölgede hangi şeyler, sular nelerden etkileniyor? Hangi sanayi yapılarından etkileniyor? Ya da tohumculuk endüstrisinde neler oluyor? Hangi şirketler tohumculuk endüstrisinde neler yapıyorlar? Bunları bilmeden yani topraktan analiz alıp burada toprak şöyle olmuş. Bunu iyileştirmeye çalışalım demek. Aslında sorunun kökenine inmeden çözüm bulmaya çalışmak gibi bir şey. Yani bir rahatsızlığı tedavi etmektense ağrı kesiciyle idare etmek gibi bir şey olsa gerek. Çok güzel bir örnek verdiniz. Hı -hı. Peki kent tarımını da ilgilendiren filmler var. Onlardan biri de Yedi Kule Bostanları. Biraz onlara değinebilir miyiz? Sürdürülebilik konusu ölçeği kaçmış e, ve tüm dünyada küreselleşme neticesinde yaşadığımız sorunları barındırıyor. Tabii ki kentler birçok bakımdan dışa bağımlı. Yani başka şehirlerde ya da başka alanlarda üretilmiş e, tarım ürünlerine ya da enerjiye ya da suya bağımlı yani suyu İstanbul kendi başına çok e, üretemiyor borularla geliyor enerji keza öyle e, yedikule bostanları kentin uygun ölçekte olduğu dönemlerde şehrin kıyısında birçok şehirde var zaten bu e, yakınında yani çok uzağa gitmeden tarım yapılabileceğinin son örneklerinden bir tanesi ve hı hı. İstanbul'da Kilios sahillerinde de ufak çaplı kent tarımı yapılıyor. Bu kent tarımı konusu çok çok önemli. Yani yerel gıda üretebiliyor olmak çok önemli. Ölçeği kaçmış bir şehir açısından. Yani 17 milyona varmış bir şehir açısından tabii ki kentin çeperinde yapılacak tarım tümüyle destekleyici olmayacaktır ama bu kentin e, olası krizlere karşı direncini artırabilmesi açısından son derece stratejik bir konudur kent tarımı. Bunu hatta bazı şehirlerde e, Küba örneği var Havana'da çatı tarımları yani binaların çatısında tarım yapanlar kentin bahçelerinde tümüyle gıdaya odaklı bahçecilik yapanlar var ekolojik mimari diyebiliriz buna da yani yine. tabii ekolojik mimari tabii biraz daha başka bir alan ama bu yedi kule bostanları bu bakımdan kent tarımı konusunda ilham veren Geçmişteki pratikleri e, gösteren iyi ilham verici filmlerden bir tanesiydi. Peki bu festival kurucularından e, olarak size bir şu soruyu soralım. Evet. İleride gelecekte böyle daha e, büyük hedefler ne olabilir? Planlar, hedefler? Festival açısından mı? Hı hı. E, festivalin amacı e, etkiye odaklı olduğu için e, biz e, bu alanda ...Türkiye'de de özellikle... ...etki odaklı film çekilmesine... ...bir ilham vermek istiyoruz. Yani Türkiye'den filmler göstermek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin... ...kendine özgü problemleri var. Hala enerji konusunda... ...ya da atık konusunda... ...ya da işte sistem algıları konusunda... ...eksikleri olan bir ülkeyiz. Filmler dönüşüme çok büyük katkı veriyor. Ve bizim yönetmenlerimiz de... ...sadece problemlere... ...odaklanmak değil ama bu etkiye de odaklanarak çözümü de barındıran ilham veren hikaye anlatım teknikleriyle konuları ele alan filmler yaparlarsa biz onlara her zaman festivalimizin kapıları açık. Evet. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Tuna Özcü Hadar sizden dinleyicilerimiz için Yeşil Günden programı adına güzel bir mesaj alabilir miyiz? Evet, filmler çok insanın ruh halini Değiştiriyor, Onları donatıyor. Belki içlerinde kendilerinde keşfedemedikleri şeyleri keşfetmelerine de imkan veriyor. Bir dönüşüm yaratılacaksa bunu başkalarından beklemeyeceğiz. Biz hep birlikte yapacağız. Bunun gücünü de belki filmlerde bulabileceğiz. Onun ilhamını onlarda bulabileceğiz. Dolayısıyla festival filmlerini bizim seçkimizi takip etmelerini öneririz. Ama tabii ki sadece bizim seçkimizi değil filmlerle değişim yaratmak konusuna birazcık göz atmalarını öneririz. Hemen dilerseniz o siteyi de belirtelim, sosyal medyaları da belirtelim. Ulaşmak isteyen ee, için kaldı ki yine Kasım'da festival gerçekleşecek. Evet, festival hazırlıkları devam ediyor. Hı -hı. Festivalin ana sayfası sürdürülebilir surdurulebiliryasam.org. Eee festival filmlerinin bir kısmını yayınladığımız web sitesi de sürdürülebilir tv. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Yeşil Gündem'e ederim. konuk olduğunuz için. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz Yeşil Gündem'de bu haftada sona geldik. Program konuğumuz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kurucularından ve aynı zamanda Sürdürülebilir Yaşam TV kurucularından Tuna Özçuhadar'dı. Haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeşil Gündem